Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tütün Gurmesi kanalından Burak. Kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine Revoşi Dark hakkında konuşacağız. Çünkü ufak bir noktaya atlamışım. Daha doğrusu atlamışım değil. Ben yani birazcık tütüncümün gazabına uğradım diyebilirim. O da çok bilmiyor. Ben de araştırmadan gittim. Tabii size de anlatmıştım zaten şeyde Provalide videosunda. Hani gördüm aldım demiştim. Keşke araştırsaydım. Çok güzel bir ayrıntısı varmış. Size birazcık ondan bahsedeceğim. Hem yenisini aldım. Nanelisini aldım sadece. Ondan bahsedeceğim. Muhtemelen kirazının da videosunu çekeceğim. Bu küçük ayrıntıdan sonra. Arkadaşlar. Küçük ayrıntıdan da şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar bu Revoşi'nin Punch of Ali diye bir serisiymiş direkt. Yani Ali'nin yumruğu diye bir serisiymiş. Arkadaşlar ben isimlerine bakmadım. Benim tütüncüm de muhtemelen isimlerini bilmediği için bu Provanilya diyor. Bu işte kiraz diyor. Bu da ayrıca kiraz demiş. Kiraz ve orman meyveleri demiş. Çünkü kiraz tadı zaten çok az geliyor. Daha çok orman meyveleri tadı geliyordu. Kırmızı meyveler tadı geliyordu. Bu da naneymiş. Bana aynen böyle diyor. Ben de isimlerine hiç bakmadım. İsimleri zaten altında yazıyormuş. Ondan da haberim yok. Yanlış verdi bana bir kere. Öyle baktım. Hani iki tane provanidya istedim. Onun yerine gitmiş iki tane kiraz orman meyveleri vermiş. Arkadaşlar şöyle isimlere bir baktım. İngilizcem de fena değildir bu arada. Şöyle isimlere bir baktım. Lan dedim Stink Like Bee diyor nanesinde. Sonra direkt aklıma geldi hani dedim arı gibi sokarım diyor da Shuffle'ı bilmiyordum. Ya Shuffle'ın bu bir şey olduğunu biliyorum. Etrafında dolanmak gibi bir karmaşa gibi bir şey olduğunu biliyorum ama bu manada kullanıldığını bilmiyordum. Sonra Float Like Butterfly demiş bir tanesine de. Arkadaşlar bu arı gibi sokarım. Kelebek gibi uçarım terimini oluşturuyor ikisi. Shuffle da box'ta bu etraflarında dolanıyorlar ya. Muhtemelen o olması lazım arkadaşlar. Bu küçük ayrıntıyı da size anlatmak istedim. Çünkü ben bunu kaçırdığım için çok üzüldüm. Size de anlatamadığım için ayrıca üzüldüm. Çünkü biliyorsunuz böyle şeylere dikkat ediyorum normalde. Adamlar güzel bir seri yapmış. Zaten 3 tütün olmasının sebebi de bu. Adamları da bir de dedim ki az çeşit çıkarmışlar dedim. Arkadaşlar 3 çeşit olmasının sebebi de bu. Çünkü kelime burada bitiyor yani. Bence güzel bir şey olmuş. Ben bunu bu arada internette araştırırken buldum. Hani bir bakayım dedim. Birçok yayıncı da bunu fark etmiş. Zaten ya bunun farkında olarak almışlar. Ben o yüzden kendi adıma arkadaşlar sizden özür dilerim. Çünkü ben fark edemedim. Ne yazık ki. Fark ettiğimde de biraz geç oldu galiba. Evet, izniniz olursa birazcık tadına bakabiliriz artık herhalde diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün hava aslında kötü ama o kadar güneşli ki burası güzel. Yani ben şu montu çıkarsam bile olur yani. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Borumu ısıtmadım bugün. Hadi bakalım. Şimdi bir tadının testini yapalım. Bu tatlı nane bu arada arkadaşlar. Diyeceksiniz ki tatlı nane, nane, buz bunun farkı ne? Arkadaşlar nane ile tatlı nane arasında aslında çok bir fark yok. Tütün şeyler arasında. Nargile tütünler arasında. Çünkü Morocco nane diye geçiyor tatlı nane. Bence çok bir farkı yok. Belki çok az daha hani keskinliği azaltılmış bir nane olabilir. Buzla nane arasında çok fark var. Onu da en basit örneği dün aklıma geldi. Hemen size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Olips'in şekerlerini görmüşsünüzdür illaki. Olips'in veya herhangi bir markanın. Hangi markanın olursa olsun genelde renkler şu şekilde olur. Naneli şekerlerinde. Mavi ve yeşil. O açık yeşil olan var ya o nane işte arkadaşlar. O mavi olan keskin nane dediği de buz arkadaşlar. İçerken siz de ona göre içersiniz. Yani nane aroması sizi çok ferahlatmaz. Buz aroması ferahlatır. Ona göre hareket edin. Ona göre de tütünlerinizi seçin. Arkadaşlar birazcık tütün hakkında konuşalım. Çünkü bu tütün hakkında gerçekten konuşulmaya değer çok şey var. Tütün çok güzel.
10 numara 5 yıldız tütün. Nane tadı buram buram geliyor. Tam istediğim kıvamda bir nane. Ne içilmeyecek kadar yoğun bir nane. Ne de hiç tadını alamayacağınız kadar bayatlamış bir nane. Gayet güzel bir nane. Nanenin ağır olmasına da çok alışkın değilim aslında ama çok güzel olmuş bence. Ben bunu Tangis'te görmüştüm sadece. Cane Meat vardı galiba. Mor olanı. 98 numara falan olması lazımdı ama hatırlamıyorum şimdi. Çok güzel bir aroması var arkadaşlar. Ben Revoche'yi zaten biliyorsunuz şeyde de o Shuffle'da Pro Vanilla'sında da çok beğenmiştim. Bunda da ayrıca beğendim. Dün araştırdım. Bu üçlemeyi yapması da ayrı bir hoşuma gitti. Çok güzel tütün. Gerçekten çok başarılı. Ya tabii vanilyalı tütünler biraz daha ağırlığını hissettirebildikleri için. Ben zaten size anlatmıştım. Vanilyadır, bisküvidir, işte kurabiyedir, cappuccino'dur. Bunların ağırlığı daha hissedilir. Yani hafif tütün olsa bile biraz daha ağır hissediliyormuş gibi oluyor. Çünkü aroma o yönde gidiyor. Nane biraz daha hafif olmuş ama içtiğim çoğu tütüne yine ağır. Yani güçlü bir aroması var. Çok hoşuma gitti açıkçası isterseniz. Nane ben zaten çok severim. Sek nane de çok severim. Yani sek nane de içmeyi çok severim. İnanın içilmese bile içiyorum ben arkadaşlar. Bir tane vardı. True Passion zaten aroma yoğunluğundan bahsetmiştim size. True Passion vardı. Bu arada True Passion'ı da atacağım sözüm söz. Bir arkadaşa yorumlarda söz verdim. Sadece bugün bu konudan bahsetmek istedim. Çünkü bunun kaçmaması lazım. Ayrıca Pro Vanilla videosunun da ismini değiştirmem lazım. Olayı da yanına mutlaka Shuffle eklemem lazım. İnsanlar anlasın çünkü ben böyle hop diye ortaya düşmüş gibi oldum. Çok kötü oldu. O yüzden arkadaşlar bir özür niteliğinde de bu videoyu çekmek istedim yani. Önce bunu bir atalım. Bu hafta içinde inşallah True Passion'da atmaya çalışacağım. Atamazsam da ya illa ki atarım. True Passion bende var. İlla ki içeceğim yani bir gün. O yüzden hiç derdiniz olmasın. İlla ki atarız yani True Passion. True Passion arama yoğunluğundan bahsetmiştim zaten. Bir de şey durumu var. True Passion atmama çok da gerek yok aslında. Atacağım ama ben zaten hemen hemen her videomda mutlaka True Passion örneği veririm. Çünkü çok sevdiğim bir tütün markası True Passion benim. Mutlaka veririm yani. Oradan da çıkarımlar yapabilirsiniz aslında. True Passion arama yoğunluğundan bahsetmiştim size. Onun bir tane şeyi vardı. Nane buzu vardı. Zero muydu? Arctic miydi? Arctic Line değil de o şey lime ve buzlu galiba. Ya bir tanesi vardı. İçilmiyordu arkadaşlar. Yani tek başına nane koyarsanız ondan, tek başına o tütünden koyarsanız içilmiyordu. Öksürtüyordu sürekli. Yani her çekişinizde öksürüyordunuz. Ben onu bile içiyordum arkadaşlar. Yani bir 10 dakika falan tadının hafif gitmesini bekliyordum. Ondan sonra içiyordum yani çok rahat. O yüzden bana nane dokunmuyor. Ben nane zaten çok seviyorum. Bu da çok hoşuma gitti açıkçası isterseniz. Ben bayağı beğendim bu arada bu seriyi arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Hep bulunması zor tütünler atıyoruz. Yani yerli bir tütünün bu kadar hoş, ağır, güzel, dengeli bir aroma yakalaması benim çok hoşuma gitti. Ya benim içtiğim çoğu tütünden iyi bu. Vallahi bak. Hayır arkadaşları da verdim. Onlar da beğendi. Gayet. Herkes beğendi yani. Birkaç arkadaşa göstermedim işte. Onlara da bir tavsiye edeyim. Denerlerse denerler. Size de bu arada tavsiye ediyorum. Ben bayağı beğendim tütünü. Eğer ağır tütün seviyorsanız arkadaşlar. Gayet hoş bir tütün. Nakla bulamıyorsanız. Bence çok iyi tütün yani. Nakla ile fiyatı hemen hemen aynı olacak. Zaten fiyatından bahsetmiştim Shuffle'da. 30 lira civarı bir fiyatı var. 30 liraydı. Bence alınabilir bir tütün. Gayet güzel yani. Kömürden artık çok bahsetmek istemiyorum ama ben iki kömürle yapıyorum arkadaşlar. Kömürünüz iyiyse iki kömürle yapın. Yani ben Black Coco kullanıyorum. Güçlü bir kömür. Kalorisi yüksek. O yüzden iki kömür gayet yetiyor. Üç kömür bunu yakar zaten. Şu an tam kıvamında. Daha fazlasına gerek yok yani.
Arkadaşlar her videomda diyorum tütün yorumu yapın arkadaşlar. Tütün önerisinde bulunun lütfen. Bulunun, beraber deneyelim, beraber içelim. Ben zaten birazcık artık kanala yeni tütün almak lazım. Yeni tütün siparişi vereceğim. Farklı tütünler. Onları bir deneyelim. Hem o sırada siz de işte verirseniz bir tütün önerisinde bulunursanız onları da söyleyelim. Lüle almam lazım. Solaris'ten alacağım. Buldum. Gayet güzel. Yenileri çıkmış. Çok hoş. Sırları biraz pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Element alacağız dedik. Element özellikle Rus tütünü zaten kanalda çok az. Bir tek Mastev var diye biliyorum. Element de ona eklemiş oluruz. Rus tütünleri çok pahalı arkadaşlar. Değişik bir şekilde. Para birimleri düşük ama çok pahalıya satıyorlar Rus tütünlerini. Artık dolarla mı geliyor, neyle geliyor bilmiyorum ama ondan alacağız işte. Element alacağız. Bir bakayım, belki farklı bir şey bulursam onları alırım. Belki Mazaya alırım. Kanalda hiç Mazaya videosu yok. Mazaya atarız. Mazaya ben çok sevmiyorum ama denemiş oluruz. Elfakir'in birkaç çeşidinden alabilirim. Elfakir videoları da pek izlenmiyor ama belki birkaç çeşit Elfakir alabilirim yani yine de. Çünkü ben seviyorum, yapacak bir şey yok. İçerken de çekebilirim yani. Adalya yine alabiliriz. Adalya zaten Selam almış da denk düşemiyoruz arkadaşlar. Bu sıra çok yoğunum. Selami'yle de çok denk düşemiyorum. denk düşersek onunla da bir video çekeriz. Onun dışında True Passion'a söz verdik. Bende 4 çeşit True Passion var. En sevdiğim birini atabilirim. Jaffa atarım büyük ihtimalle. Ya Jaffa ya da Grand Fusion atarım. Üzüm seviyorsanız altına yorum yazın. Arkadaş da, o Alman tütün isteyen arkadaş da yazabilir. Arkadaşım elimde Grand Fusion, Jaffa, Wild Beechil ve Dragon Blood vardı. Dragon Blood'u çok kolay bulunan bir şey değil. O yüzden istiyorsan onu es geçelim. Wild Beechil de standart orman meyveleri. Ne diyeceksin ki Grand Fusion ne? O da standart üzüm ama o ayrı bir üzüm. Yani Elfakir'den iyi diyebileceğim tek üzüm o benim. Jaffa farklı. Portakal Yasemin o. Bayağı hoş bir aroma. İstiyorsan onu da deneyebiliriz. Hangisini istiyorsan sen yine yorum yaz. Yorum yazmazsan ben kafama göre seçerim. Ona göre. Haberin olsun. Birini illaki atarız. Dördünü birden zor atarım artık. O yaza kadar anca. Haberin olsun. Arkadaşlar. Videoda tütünden bahsettik. Oylamaya gelecek olursak duman performansı bana sorarsanız 7. Tat 8. Dokusu ise bunun biraz daha zayıf. 9. Ama zayıf dediğime bakmayın. Çok iyi yine. Provanille biraz rahatsız edebiliyor. Yani o kadar ağır ki artık rahatsız edebiliyor biraz. Bunda o da yok. O yüzden gayet çok güzel. 10 numara 5 yıldız tütün yani. Yani mutlaka deneyin diyeceğim bir tütün. Ha, bulabilirsiniz. Fumar da deneyin tabii ki de. Ama bu da gayet iyi. Yani haberiniz olsun. Bunu bulmak daha kolay. Bunu alın için gayet güzel. Hiçbir eksiği yok. Tat doku çok sağlam. Duman performansı benim zaten çok kıymet vermediğim bir şey ama siz veriyorsanız o da güzel gayet. Yeterli bir tütün yani. Şimdi arkadaşlar videolarımı takipte kalmak istiyorsanız eğer hani takip etmek istiyorsanız, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Lütfen yorum yapın. Yani şöyle yorum yapın arkadaşlar, ben işte YouTube'da öne çıksın falan filan diye yorum yapın istemiyorum. Ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Doğrudan sizin hani şu da değil. Tamam, çok teşekkür ederim. Videoları çok güzel geri dönüş yapıyorsunuz. İşte çok güzel olmuş diyorsunuz. Çok iyi konuşuyorsunuz diyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama benim asıl istediğim Buğracığım şunu dener misin? İşte ben şunu denedim. Çok güzeldi. Sen de dene. Ya ben şunu alamadım, bulamadım. Şunu dener misin eğer bulursan? Falan gibisinden yorumları daha çok bekliyorum ki. Ya interaktif bir yayıncı olmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sizle bütünleşik bir yayıncı olmak istiyorum. Buna çok değer veriyorum. Çünkü kanalımdaki geri dönüşleri daha ben de hızlı bir geri dönüş yapabilmek istiyorum. Geri dönüş yapan bir yayıncı olmak istiyorum.
O yüzden lütfen siz de bu konuda bana yardımcı olun. Yorum yapın. Tütün önerisi yapın. Neyi önerirseniz önerin. Bir bulmaya çalışalım. Bulamazsam da zaten yayında söylerim ben size. Ya da yorumda da yazıyorum zaten. Yorumlara da geri dönüş yapıyorum zaten. Hepsine geri dönüş yapıyorum. Zaten tek tük yorum alıyorum. O yüzden lütfen yorum yapın arkadaşlar. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Güneş de gitti. Bak bir anda soğudu hava. Güneş hafiften gidince herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Nargile içenlerimize de afiyet olsun.